Evet. İlk defa Bahar sessiz kaldı. Bahar tatlısın aynen. Bahar tatlısın, tadından yenmiyorsun. Seni çok seviyorum. Çok lokum bir kızsın. Sana bayılıyorum. Yani aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bayılıyorum ama bu dün yani, olmaz. Ne? Dün burada denildi ki yani arkadaşlarıma. Tamam yani örneğin ödül töreni ise başka bir şey yapın. Yani burada belki Justin Bieber'ı tanımayan birine siz Justin Bieber olarak gelin o tişörtü uzatın. Ha. Sonra ödül alın deyip bugün çocuk öyle geldi ve tişörtünü uzun, bacaklarını kısa gösterip yukarıya çek dediniz. Bugün ben örneğin bilerek, tamam mı, ve ben geldiğimden beri arkadaşlarıma söylüyorum ya ben çok komiyim, ne yapacağım, susayım ben, beni kapatın falan, yani yok edin, çekmeyin falan filan derken buraya çıkıyorum, hiç yanıltmadınız beni. Hakikaten dediniz ki ya bu hal ne? Şimdi o zaman biz barbekü partisine hepimiz elimizde böyle yerle gelecektik ve siz dünkü gibi bize diyecektiniz ki ya lütfen hani bir fark yaratın. Ama şimdi böyle o zaman değil. Ya da benim değil. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama yanlış şey vuruyorsun şu anda. Hayır. Bana niye laf atıyorsun? Bir şey söyle. Sus. Yani. Sus. Sana çok yakışıyor senin işin. Alo. Bir dakika ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen nedir böyle, öyle, böyle, hayırdır? Hayır ben hep ellerimi kullanıyorum. Sen şu anda nasıl böyle konuşabiliyorsun her birimizin karşısında? Ben etkili konuşma ile ilgili kitaplar okuyorum ve belgeseller izliyorum. Sen okuyorsun, tamam, çok güzel, bravo, bravo. Hayır yani. Çok etkili olmuş sana okuduğun kitaplar ama bir tek şunu atlamışsın. Sen şu anda bizim karşımızda öyle, böyle deyip kaldı ki seyircinin karşısında da bunu yaparak yanlış yapıyorsun. Bence bunu izleyici seviyor ama eğer size ben böyle yapmıyorum ki, böyle yaparsam kızabilirsiniz ama ben böyle zaten yaparak yaş itibariyle yapamaz. Bahar'cığım yani. Sen suya bu derken biz bu işleri yapıyorduk. Ya bilemiyorum tatlım, bence tamam mı? Ama sonra yazıp benim el hareketlerimin ne anlama geldiğini okuyabiliriz. Biz bu işleri yapıyorduk ve biz konuşurken konuşmaman lazım, bu bir. İkincisi sana söylüyorum, böyle mangala gidilmez. Böyle evet. Mangala gidilmez. Evet. Bu saçla da gidilmez, bu elbiseyle de gidilmez, ben de böyle giyinmez de gidilmez. Rezalet duruyor kombinin. Evet. Aynen öyle. Evet. Saygısız. Ama saygısız değilim. Emre'nin yorumu. Pardon. Saygısızsın. Sen çok iyi duruyorsun. İvan'a. Ben Bahar'a yorum yapmayacağım. Konsept dışında çünkü. Batıcan. Merhaba. İçindeki renkleri beğenmedim bu yeşillerde. Keşke daha böyle bir gri tonlarında ya da neyse farklı tonu böyle bir çok şey yapmış seni. Farklı yani şey yapmaya çalıştığın bir şeydi ama olmadı. İçindeki simsiyah olsaydı bile o şey kapşon sweatshirt daha iyi olurdu. Yani sıradansın. Fiyatları alabilir miyim? Ayakkabılarım 130 liraydı, 100 liraya aldım. Pantolonum 100 lira, sivitim 150 lira, yelek 200 lira. Bahar fiyatlar? Ben İvana Hanım'dan bir yorum alabilir miyim? Çünkü onun düşüncesini alabilir misin? Bahar yorum yapmayacağım dedi. Bir dakika Gülşah. Programı sen yönlendirmiyorsun. Şimdi fiyatları söylemek durumundasın. Rica etmiştim. Fiyatlar ayakkabım 200 TL, elbisem ve peruğum hediye. Tamam. Bahar'cığım sen konsept dışısın. Bunu zaten söyledik. Emre'cim diyorum pardon. Batıcan'cım çok uzun oluyor. Batıcan. İçindeki sweatshirt çok fazla hareket getirmiş. Zaten yeleğinde o hareket var. İçini düz bir şey olmasını tercih ederdim. Ya da o içindekini kullanıyorsan dışında daha düz bir renkle kombinlemeni tercih ederdim. Onun dışında botların, pantolonun, yeleğini beğendim. Evet, hoş geldiniz çocuklar. İyisiniz. Merhaba öğretmenim. İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Üstündeki yeleği çıkarır mısın lütfen? Ben çok beğendim içindekini. Belki arkadaşlarım da böyle görselerdi daha farklı işte bakabilirlerdi. İşte onu diyorum yani, ya o. Evet. İkisi bir arada şey var. Evet. Ayakkabı simsiyah, onlar da olmadı. Bak. Evet, ayakkabıda da bir problem var ama ben üstündekini çok beğendim. Hiçbiri beğenmedi. Nasılsa benim odaya gelip alamayacaklar, sen bunu benim odaya bırak. Tabii ki. Sadece ben giyeyim. Üstündeki sweatshirt'ı. Şimdi Bahar, ben mesleğim icabı tüm dünyayı dolaştım. Artı üniversiteden sonra 2 sene yurt dışında yaşadım. Bizim de böyle bir sürü partilerimiz, şunlarımız, bunlarımız olurdu. Ama yani ben hiçbir zaman bu kıyafetle bir partiye, mangal partisi dediğimiz yaptık. Hollanda'da arkadaşlarımla da yaptık. Görmedim. Ne zaman gördüm biliyor musun? bir parti, başka bir kostüm partisine gitmişlerdir, başka bir eğlenceye gitmişlerdir, oradan çıkmışlardır hiç kıyafet değişmeden gelmişlerdir. Ama direkt böyle gidemezsin evet, çocuğum. Evet, ben aslında benim anlatmama izin verilmedi. Anlat peki. Ben bundan 1980 yıl sonra, yani milattan sonra 4000 yılında bir partiye gittiğimi söylüyorum. Ama onu konuşmuyoruz ki. Gerçekten, şu anda 4000 yılı konuşmuyoruz. Şu anda bizim gibi moda programları dışında dijital televizyonlarda gelecekle ilgili oldukça film var ve bunlar beni etkiliyor olabilir. Çünkü yükseltilmiş karbonlar ve insanoğlunun bundan 1000 yıl sonra ne yapacağını merak edenler var. Beraber Mars'a gidelim, orada mangal yakalım dedi. Yani ikiniz de çok ayrısınız. 1000 yıl sonra böyle giyileceğini düşünmüyorum. Ben bu işi yapıyorsam ben öbür tarafta olacağım, el sağlayacağım, sen de yanımda olacağım. Beraber bakacağız. Yani. Abicim 1000 yıl sonra, 1000 yıl sonra ya, mangal kalmayacak, küçücük kapsülleri böyle elektriğe sokacaklar. Aynen öyle. Oradan böyle hop, acayip tuhaf, ismini bile şu an demeyeceğim, acayip yemekler çıkacak. 1000 yıl sonra et bulamayacaksınız zaten. Hatta 1000 yıl değil, 100 yıl sonra da bulamayacaksınız. Tamam işte, ben mesela bunları söylemek istiyorum. O zaman hayatı burada geleceğe dönüş çekmiyoruz. Geleceğe dönüş çekmiyoruz. Yani limon sıktıktan sonra çiğ köfte Bahar Candan da böyle gelip bunu diyebilir bence, ama eğer isterseniz ben de yarın tuvaletle yani konuya uygun şekilde gelip sizin de yani biriniz fark yaratın demesine katlanabilirim. Bunu yapabilirim. Ama fark yaratın demek de aşkım, bu değil Bahar. 4000 yıl sonrasını değil. Bu değil. Bir tane. Bak, bu nasıl lezzetli bir fark? Çocuğum. Tamam, ha. Biraz acıdır, sen biraz susarsın güzel şimdi. Güzel. Evet. Evet, puanlarımızı veriyoruz. Gülşah, benim bitti. 1 aşkım. 1. Bak renk de var. Gözümden yaş gelecek şimdi, acıyı yedim. 1. Hayır, acıya dayanıklıyım, teşekkür ederim. Cevaplar da. Bahar, çok akıllı bir kızsın. Gerçekten senin aklınla kimse dans edemez, ama sana olan sevgimi tüketme bence. Ay işte o kadar kabul etmiyorum akıl, çok fazla akıllı olduğunu. Nasıl? Çok fazla akıllı olduğunu da kabul etmiyorum. Yok, yani akıllı, normal bir zekaya sahip. Acayip bir zekası var. Normal benim bir zekaya sahip. Bahar çok akıllı bir kız, onun için biraz... Her şeyi çok biliyorsun ya, haddini de bil aşkım, olur mu? Evet, buyurun. 3. Teşekkürler. 3. 4. Benim odaya bırak üstündeki sweatshirt'i. Sizi yerinize alıyoruz. Mehmetciğim, işin bittiyse seni de alabiliriz koltuğuna. Elindekileri çıkar istersen, eldivenlerini hadi daha rahat edersin. Hadi Türkiye'nin en moda ikonu erkeği. Evet, 42 beden ve üstü hanımlarımız, genç kızlarımız ve her bedenden erkeklerimiz. Sizler de burada yarışmacı olmak istiyorsanız adresimiz doyadoyamoda.biz, talya@talyaprodüksiyon.com, sosyal medya adreslerimiz doyadoyamoda